Selamun aleyküm. Hoş geldiniz ağalar. Ne atayım size? Yok sağ olasın. Sağ ol. Biz bir şey yemeyeceğiz. Ya olur mu hiç öyle şey? Ocak başına geleceksiniz. Hiçbir şey yemeden oturacağız. Ya olur mu öyle şey? Yani sırf kebabın kokusundan insanın canı fena çeker. Sonra taraflarınıza bir şey olur. Allah muhafaza ya. İyi bize de birer dürüm atıver o zaman ha. Ha? Şöyle ya. Ahmet. İki tane özel, ultra, mega, süper, acılı Adana. Atıyorum usta. Demek siz bize ucuza et vereceksiniz, söyleme. Ucuza ne demek? Piyasanın yarı fiyatına vereceğiz. Yarı fiyatına. Allah Allah. Peki niye yarı fiyatına? Ha? Bana bakın. At, eşek neyin eti değil mi? Vallahi eğer öyleyse sizi buradan dehreyle kovalarım. Bizim dükkanımızın bir adı bir markası var. Hafta sonu 1500 kişi kebap yiyor burada. Böyle at eşek eti giremez buraya. Düşsene ya. 1500 kişi at eşek etini yedikten sonra diye kişniye buradan gittiğini. Olmaz. Yok ustacığım şimdi bu normal bildiğin dana eti kuzu eti oluyor bizimkisi. Yanlış yok. Ya nasıl oluyor da sizinki yarı fiyatın oluyor? Şimdi biz bunları yurt dışından özel bir şekilde ithal ediyoruz. Çoğunlukla da Hollanda'da. Hollanda? He. Güzel yermiş ya. Benim halamın kızı var orada, Aydınoğlu'nda. Halamgiller işçi olarak gittilerdi zamanında. Onlar da sonradan rahmetli oldular ama halamın kızı Türkiye'ye dönmek istemedi. Türkiye'ye dönersem uyum zorluğu çekebilirim dedi. Sizin etler de onun gibi oluyor yani. Hani uyum zorluğu falan. Peki. Sizin bu Hollanda'dan getirdiğiniz etler nasıl bu kadar ucuz oluyor? Hollanda'daki bütün kasaplar çok mu zengin? Gözleri mi doymuş? Gönülleri mi bu? Ya yok usta. Şimdi bize gelen etler biraz daha yaşlanmış geliyor. O nedenle yarı yarıya fiyat çekiyorsun. Ama tadında bir fark yok. İkisi de aynı et. Bir moruk inek eti. Yani diğeri normal. Delikanlı inek eti. Ulan delikanlı inek olur mu lan? İnek de dişi olduğu için genç inek eti yani. Öyle de denilebilir. Buyurun. Afiyet olsun. Hadi. İyi soğutmayın ya. Bunlar soyucu işe yaramaz ki. Sıcak sıcak iyi gibi işe yarasın. Peki. Sizin bu Hollanda'dan gelen yaşlı hayvan etleri insan sağlığına karşı bir tehlike arz etmiyor. Yok canım. O da et, bu da et. Ne zararı olacak? Hepsi ateşte pişmiyor mu nihayetinde? Mikrop varsa da üzerinde ateşle beraber ölüyordur. Bir, iki, üç. Buyurun. Nasıl ama?
isteme. Peki al. Bu Hollandalılar hani hafif zeka gerisi insanlar mı da? Madem bu moruk hayvanlara ait etlerin insan sağlığına bir zararı yok, neden bunları mis gibi ucuz paraya kendiler yemiyorlar da bize gönderiyorlar? Ha? Yani çok mu seviyor bizi Hollandalılar? Türkler ucuz et yesinler yeter ki diye bunlar bize gönderiyorlar. Oranın Sağlık Bakanlığı yasaklamış bu tür etleri. Oradaki mezbahalar da zaten kedi köpek maması olsun diye fabrikalarına gönderiyorlarmış. Biz de boş yere kediye köpeğe yem olmasın diye onlardan alıp yurda sokuyoruz. Oh. İçin için. Şalgam iyi gelir. Dertenede cülaniyetine şalgam suyu için. Bu benim ikramım ha. Ha. Bunlar ekstra acıldır. Bu arada yavaş için derim yani ben olsam. Yalnız demeye kalmadı size kaçtı demek istemiştim. Kardeş, sizin bu Türkiye'ye yasa dışı yollardan soktuğunuz etlerin fakir fukara tarafından sırf fiyatı ucuz diye alındığını, sonra da ufacık bebelere, çocuklara yedirildiğini, sonra o yavruların hastalandıklarını hiç düşündünüz mü? Aç ağzını, aç oğlum aç. Yok. Lan oğlum yandın. Yandım. Sen yandın. Aç oğlum yandın sen şimdi, bu sana iyi gelecek. Olmaz bir şey. Ya da aynı burası gibi restoranlara sattığınız etleri hamile kadınlar, kalp hastası, tansiyon hastası teyzeler, amcalar yiyince onların hayatlarından eksilttiğiniz günlerin hesabını kim soracak? Bunu düşündünüz mü hiç? Düşünmediniz değil mi? Alın bakayım. Şunlardan birer tane daha iyi. Ye ne oğlum ye. Yok yandım bittim. Aç 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 aç. Aferin. Acı. Acı. Acı mı? Acı. Bu daha hiçbir şey koçum. Ben sizi merkeze götüreyim. Daha size ne acılar yaşatacağım. Bunlar yanında şeker kalır, şeker. Kalk lan, kalk. Kalk, kalk lan, kalk. Kalk. Giri, gir lan. Zibidi. Ceketim. Giri.